Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğne yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Eğer abone de değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsizdir. Evet arkadaşlar bak bunlar hazır kurdale ile yapılan bu gül modelimiz YouTube arama butonunda e, gül şekli deyip yazarsanız çıkar. Veya bunlar hazır da alabilirsiniz arkadaşlar. Tuhafiyelerinde poşet halinde satılıyor. Şöyle biraz incimiz var. İpimize diz, dizmemiz gerekiyor bu şekilde. Biraz da arkadaşlar şöyle kutu içinde yanınızda bulundurursanız güller için. E, güzel bir şöyle model çıkaracağız. Bakın. Modelimiz bu şekilde. Ara suyunun ucuna da arkadaşlar bakın bu üçgen sık iğneli trabzanımıza da inci koydum. Ve bu şekilde tasarladım. Bakın iki tane yaprağın arasına şöyle bir dal yaparak gülümüzü inci ile buraya sabitledim. Bu şekilde tasarladım. Hoş da oldu arkadaşlar. Hem sade hem güzel yapraklar arasında açan gül şeklinde. Yapımı da kolay. Görünüşü de çok hoş bir boyamız e, isteyen tabi bunu iki tane de yapmayı düşünüyordum ama tek olsun sade olsun diye düşündüm bu e, şey gülümüzde yanına bir dal daha gül koyup Evet arkadaşlar ara suyu olarak beşer tane koydum 5 de iyi fazla hani sadece yaprağını yapacağız hazır gülümüz var böyle beş tane sizler için sizlerin de yapabileceği hani bazen diyorum ya e, ben örnek amaçlı koyuyorum yakın olsun diye ama bu sefer sizler için hazırladım bu ara suyu mesafesini 3 yerine 5 tane koyun. Sizde 5 tane olan ara mesafesini hem de görmüş olursunuz diye. Şöyle ki başlarken de aynı şekilde tığ battığımızın içine sık iğne ile giriyoruz ve 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım ve tığ battığımın içine giriyorum. 1, 2 ve 2. 3 seferde aldığım bir trabzan yaptım. Hemen incimi akıtıyorum. Bu bir zincirimin üzerine zincirimi sık iğne ile kapattım buraya ve dibine de bir tane zincir çekiyorum hemen trabzanımın arasına girip sık iğne ile buraya sabitledim ve tekrar dibine bir tane sık iğne yapıyorum bakın şimdi yine 3 tane zincir çekiyorum 3 zincirimi hemen sıradaki tığ battımın içine girip bu şekilde sık iğne ile sabitledim bir 2 3 zincir bir defa tığımı doladım hemen tığ battıma girip 1 2 ve 2 bir zincirimi çekiyorum buradan hemen incimi bu şekilde akıttım ve bir zincirimin üzerine hemen sık iğne ile bu incimi kapatıyorum ve bir tane de zincir çekiyorum Trabzanımın arasına sık iğne ile bu şekilde sabitledim. Hemen dibini de bir sık iğne yapıyorum. Bu bir sık iğne daha tok durmasını sağlıyor. Bunu unutmayın arkadaşlar. İki zincirimi çektim. Hemen bu şekilde tığ battımın içine girip sabitledim. Şimdi buraya 5 tane ara mesafesi vereceğiz. 5 tane bu şekilde incili trabzanımızı yaptık. 5 tane de arkadaşlar bu şekilde tığ battı mesafesi hazırlayacağız Pardon 6 tane arkadaşlar 2 3 zincirimi çektim hemen tığ battıya girdim tekrar 3 zincirimi çekip tığ battı 1 2 3 bu üçüncü tığ battım 1 2 3 4. 1 2 3 zincir 5. 3 zincir bu şekilde 6 tane tığ battı yapıyoruz 6 tane tığ battığımızı hazırladım hemen ters tarafına bir zincirle döndüm tığ battımın içine sık iğne ile sabitleyip şöyle yüksek bir tığ battı mesafesine çıktım 5 tane zincir. 5 zincirimi kapatıyorum. Bu 5 çekmemizin sebebi arkadaşlar yaprakları içine rahat bir şekilde sığması için. Şimdi ortadakini 3 zincir çekiyorum. Sadece dalımıza ait olan yuva olacak burası. Ve tekrar 1 2 3 4 5. Bu tarafta da yaprak olacağı için bu tarafta da 5 zincirli yuva hazırladım. 1 2 tane zincirimi çektim. Şöyle düz yüzüne dön. Yaprağımızın yapımına başlıyoruz şimdi. Bir defa tığımızı doladık. 5 zincirli yuvamın içine girdim. 2 2 olarak aldım. Minik bir trabzanım oldu. Hemen 5 zinciri çekiyorum. Trabzanımın arasına girip buraya bir kirpik yapıyorum. 2 defa doladım. Her trabzanda yaprak yaparken şöyle tığ dolamamızı artırıyoruz arkadaşlar. Tekrar 5 zincir. Ve kapatıyorum buraya sık iğne ile sabit. 1, 2 ve 3. Tığımızın başını 3 defa doladım. Buraya 2, 2, 2. Hemen 2 olarak aldım. Tekrar 5 zincir. 5 zincirimi kapattım. Ravzanımın arasına girip bu şekilde kirpiğimi hazırladım. 1 2 3 defa tığımın başını doladım. Yuvaya girdim. 1 2 2 2 ve 2. 1 aldıysak dibine arkadaşlar buraya demek oluyor ki sık iğne yapacağız. Hemen yine incimi alıyorum. Sadece tepe noktasına tomurcuk yerine inci takıyorum. Şöyle ara suyumuzda daha uyumlu olduğunu düşünerek dibine yine bir tane zincir çekiyorum hemen kapattım sık iğne ile buraya sabitledim geri kalan kısma da sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Evet, toplamda 8 tane arkadaşlar buraya şöyle sık iğnemizi yaptık. Hemen dokuzuncuyu da bu şekilde burada sabitliyorum ya, ana yuvada. Bir sık iğne ile şöyle geçmeden önce arkadaşlar bir tane daha sık iğne yapıyorum ki dalım biraz yapraktan öte gitsin. Yaprağım daha biraz yanda kendini belirgin hale getirsin bir sık iğne ile girdim 7 tane zincir çekiyorum 6 ve 7 7 zincirimi çekiyorum şöyle ipimi bakın hafif böyle ilmeğimi bıraktım bu yap aldığımız veya yaptığımız arkadaşlar kendimiz yaptıysak gülümüzü alıyoruz bu en tepe noktası bakın buradan giriyorum bu ipi çıkardıkları yer bu şekilde iğnemi oradan çıkarıyorum şimdi bu bıraktığım ilmeği 7 zincir çekip dal olarak bıraktığım ilmeği buradan arka tarafından çekip hemen ön tarafından çıkıyor zaten fileş olduğu için hem tığ rahat giriyor arkadaşlar bu şekilde rahat bir şekilde de yukarı çıkarabiliyoruz bu sefer arkadaşlar inci alıyorum bu incimi şöyle iğnemi tam ortasından geçireceğim şu şekilde ışık parladığı için Hemen ilmekten de alıyorum bakın bu şekilde. Şöyle arasından hem ipim tığımda hem incim tığımda. Bu şekilde aldık bakın arkadaşlar. Şöyle biraz uzatabiliriz. Küçük olmuş. Aynı şekilde bakın sistem aynı. Buradan tekrar girip ilmeğimi tutuyorum tığımın ucuyla ve alttan bunu bu şekilde çıkarıyoruz. Bakın arkadaşlar. Aynı yerden çıkardık incinin olduğu yerden hemen bu trabzanımıza 9 tane 8 veya 9 bu şekilde sık iğneler yaparak bir dal oluşturacağız bakın hemen şöyle kalınca bir dalımız olsun 2 tekrar 3 net gözüksün 4 5 6 7 8 ve 9 Bu şekilde hemen ortadaki yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Bakın arkadaşlar sık iğne ile girdik yine sık iğne ile çıkıyoruz. Buraya da bir tane sık iğne yaptım. Geçiş yaptık. Hem de 5 tane zincir çekiyorum. Bu şekilde. Buradaki hani yer var ya dönüş yaptığımız yuva oraya sık iğne ile bu şekilde sabitledim. Hemen bir iki tane zincir çekiyorum. Bu yaprağı şöyle birbirine eşit olması için yön için ters tarafından yapacağız yaprağımızın biri ters biri düz olacak şimdi bu yaprakta ne yaptıysak aynısını bu yaprakta da yapıyoruz Evet tepesine 5 tane zincirimizi çektik hemen trabzanımızın içine girip sık iğne ile sabitledim şöyle iki defa doladım her trabzan yapış bir dolama artırıyoruz 2 ve 2 net gözükmesi için şöyle arkaya alayım Yine 5 zincir. Yine tepeye tomurcuk. 1 2 ve 3. Yine girdim. 2 2 2 ve 2. Şöyle altta 2 tane zincir olduğu için biraz daha kalın olabiliyor öbürkine nazaran arkadaşlar. Yine 1 2 3. 4 ve 5 zincir. 3. kirpiğimizi tam ucumuzda yaptık bir şekilde. Yine 3 defa, sonuncuyu da 3 defa doluyorum. Yine bu 5 zincirli yuvadan giriyorum arkadaşlar. Bu şekilde alalım daha rahat olsun. 1 2 2 2 ve 2. Hemen bir zincirimi çektim. İncimizi alalım şöyle sık iğne ile kapatıyorum hemen bir zincirle onu oraya oturtuyorum Evet aynı şekilde bakın buraya da trabzana da kapattım ve buraya da 8 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 4 5 6 7 ters tarafında biraz hafif sizi zorlar fazla değil arkadaşlar. O da karşılıklı bakınca çok güzel duruyor. Son olarak dokuzuncuyu da bu beş zincirli ana yuvadan yapıyorum. Şöyle bir tane daha yapıyorum arkadaşlar, ayrık durması için ve yedi tane zincirle dönüş yapacağım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi hemen çevirdim bakın bu şekilde bunu buradaki tığ battının olduğu yere 7 zincirimi sık iğne ile sabitliyorum bakın zincirim de arkada kaldı gözükmüyor şimdi buraya da 3 tane şöyle 3 zincir çekerek tığ battı mesafesi yapacağız 1 2 3 zincir Hemen kapatıyorum. 3 zincir. Yine kapattım. Bu şekilde bakın. Şöyle üzerine de yaprağımızı koyalım. Şimdi arkadaşlar direkt 3 tane mesafeyi verdik ya. Bu bakın burada da aynı şekilde. Burada hemen bu ara suyunu yapımına başlayacağız. Şöyle bir tane yapıp gösterelim. Gerisini siz yaparsınız. Yine 3 zincirimi çekiyorum. Bir defa doladım. Şöyle bir, şöyle iki, şöyle üç. Üç seferde aldığım bir trabzan. Hemen bir zincirimi çekiyorum. Bir tane de sık iğne ile kapattım. Üzerine zincir. Tekrar buraya trabzanın arasına kapatıyorum. Hemen bir tane zincirle destek veriyorum. 3 zincirimi çektim buradan 3 zinciri buraya kapattım. Evet 3 düğü battıdan sonra da bu şekilde yapacağınız arkadaşlar inşallah. Bakalım şimdi. Evet modelimize ve bu şekilde bakın şöyle çok hoş bu yaprakları sık iğnelerini özellikle yaptım ki arkadaşlar bu şekilde sık iğneleri yaprak kendini göstersin bu, bu şekilde bakın eğer sık iğnelerini yapmadım sık iğnelerini yaparsanız bu şekilde yaprağınız şöyle çiçeğinizle birazcık mesafeli olmuş olacak bunu burada yaparken eğer böyle yakın seviyorsanız iç içe mesela bu şekilde yapabilirsiniz yaprağıyla beraber bakın bu şekilde modelimiz Evet şöyle elimizle. Evet yakın tutalım arkadaşlar. Daha net size inşallah bir anlaşılır. Hava da yine karardı. İnşallah net çıkıyordur. Evet modelim bu şekilde. Yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin. Ben yavaş anlattığım için sakın yapımı zor zannetmeyin. Hatta şu filoşların incilerini alımı bile çok kolay arkadaşlar. Hemen tığı batıp çıkıyor. Çok rahatlıkla. Modelim bu şekilde. Yapacak arkadaşlarıma da kolay gelsin. Allah emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.